Konaklar Cemiloğlu Konağı Cemil Paşa Konağı eski bir yanardağ olan Karaca Dağ'ın lavlarının oluşturduğu taşlardan yapılmıştır. Ayrıca beyaz taşlar da dekor içinde kullanılmıştır. Kara ekliminin yaşandığı Güneydoğu'da yazları çok sıcak ve kışları da bayağı soğuk geçince evlerde genellikle bu duruma göre yapılırdı. Nitekim Cemil Paşa Konağı'nda yazlık, Kışlık ve mevsimlik bölümler mevcut olup, son derece dayanıklı olan bazalt taşının mimaride kullanılması, konağa doğa koşullarına karşı Diyarbakır'ın surları gibi dayanıklı kılmıştır. Konağın seramlık bölümündeki konsollardan birinin üzerindeki Hicri 1305, Miladi 1887 tarihinde inşaata başlanıldığını, 1306 tarihinde ise konağın tamamlandığını anlıyoruz. Yine aynı girişin ahşap kapı kanatlarının üstünde, kemere yakın yerlerinde, çerçeve içinde ve iki satır halinde olmak üzere yine konağın hizmete giriş tarihi olan 1306'ya yer verilmiştir. Bu ikinci satırdaki 1902 tarihi, Siirt mutasarrıflığı ve Yemen valiliklerini yapmış Cemil Paşa'nın vefat yılı olarak 1902'yi Arapça rakamlarla belirtilmiştir. Selamlık bölümüne sokak ve haremlik olmak üzere iki kapı açılıyor. Geniş havuzlu bahçesi, ahırı, misafir ağırlama odaları ve diğer yapılarıyla Cemil Paşa konağı bir saray gibi. O yıllarda en az 50'den fazla görevli için yapılmış ek binada da temizlik, çocuk bakımı, yemek yapma gibi işleri gören kadın ve erkek birçok hizmetinin yaşadığını yine yazılı ve sözlü kaynaklardan öğreniyoruz. Konakta bazalt taşının siyah etkinini azaltmak için cız denilen motiflerle beyaz renkli çiçekler yapılmış. Onların zemini de horasan döşeme ile kaplanmış, tabanlarsa ahşap olup kirişler genellikle kavak ağacından oluşturulmuştur. Odaların önemine göre bu kirişler ya düz veya oymaklı şekiller verilerek boyanmıştır. Ceviz kapaklı dolaplar Süslü bacalar ve alçı bezemeli büyük beşgen nişlerle Cemilpaşa Konağı tam anlamıyla muhteşem bir tarihi yapıyı sergilemektedir. Osmanlı valisi Ahmet Cemilpaşa tarafından eklentileriyle yaklaşık 3000 metrekarelik alan üzerine yaptırılan Cemilpaşa Konağı, eski Diyarbakır evlerinde olduğu gibi mekanlar geniş avlu etrafında dizili. 1600 metrekare kapalı alanı ve 40'ın üstünde odası bulunan konak, üst katlarında banyo, tuvalet gibi alanların bulunması açısından dikkati çekiyor. Diyarbakır Özgü, Kesme Bazar Taş'tan inşa edilen yapı, haremlik, selamlık ve mabeyn bölümlerinden oluşuyor. Geniş havuzlu bahçesi, misafirhanesi ve diğer bölümleriyle küçük bir saray niteliğinde olan konak, taş işçiliğinin de en güzel örneğini yansıtıyor. Diyarbakır'daki en görkemli ve en büyük konak olan Cemilpaşa Konağı bir dönem okul ve ipek böcekçiliği kapsamında atölye olarak da kullanılmıştır.